Herkese merhaba. Merak etmeyin, ben konuk değilim. Ben Kaya, Medyascope'un haber koordinatörüyüm. Bugün burada olmamın sebebi aslında biraz üzücü bir sebep. Kültür ve tarih sohbetlerinin son programını bu akşam yayınlıyoruz. Ve yanımda Ozan'la Cengiz var. İkinizi de merhaba diyorum. Merhaba. Hemen bir sorayım ya. 360 tane değil mi? 360 program. 360 program bu. Yani bilmiyorum farkında mısınız? Yani bu yüz binlerce izlenme saati demek YouTube'da. Milyonlarca izleyici demek. On binlerce yorum demek. Ve artık binlerce paylaşım demek. Yani inanılmaz istikrarlı bir program. Bu istikrarı nereden çıktı? Nasıl buldunuz? Bence düz adam olmanızdan kaynaklı. Bunu sağladı bir şey. Ama şey ya. İnat. Bence inat yani. İnat. İnat, inat. Cengiz, sen ne diyorsun? Valla konu çok. Yani bir zaruret durumu var. Yani yayınları bitirmemiz keyfi bir şey değil aslında. Mesela deseler ki bir 360 yayın daha yap, çıkartırız. Yani o 360'ı da çıkartırız. Ama bir yerden sonra zaten şartlar değiştiği için artık bırakmamız gerekiyor. Bırakıyoruz. Şimdi kültür tarih sohbetleri Medyascope'un ilk programlarından. En eski programlarından. En çok izlenen programlarından. Niye bitiyor? Ya ben yurt dışına gidiyorum. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Aslında gitmesem devam edecektik. Ama artık hayat şartları beni başka bir yere götürüyor. O yüzden de bırakıyoruz. Uzaktan da yapmak istemiyoruz. Çünkü stüdyoda olmanın şeyi farklı. Aurası farklı. İşte pandemide uzaktan falan yaptık ama keyifli olmuyor yani. İşte öncesinde gelip konuşuyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonrasında da bizim meşhur şişe gidiyoruz. Orada da muhabbet devam ediyor. Yani evet, çöp şişi de ben hiçbir zaman dahil olamadım. Ya bugün gidelim. Bakıyoruz belki ileride belki şişe devam ederse. Evet. Sen ne diyorsun Ozan'ın gitmesine, programın bitiyor olması? Valla yani hayat devam ediyor. Yani biz bir yerden sonra insanın bazı şeyleri ara vermesinde fayda var. Sonuçta ya kütüphanemize çekileceğiz ondan sonra ya da işte başka işler yapacağız. Bilmiyorum, onu zaman gösterir ama herhalde gene yazmaya çizmeye devam ederim diye düşünüyorum. Peki bu 360 tane programdan bahsettik. Konular birbirinden çok farklı. Acayip bir çeşitlilik var. Hiç böyle ya şu kişiyi de hep çağırdık ama bir türlü gelmedi dediğiniz kim var? Kim gelmedi çağırmanıza rağmen ve çok istemenize rağmen? Yani tavır olarak gelmeyen kimse hiç olmadı. Belki işte ailevi sebeplerden veya o anki konjonktürle alakalı gelmeyen olmuş olabilir. Benim hatırladığım kimse yok yani. Hani şunu da çağırdık da gelmedi dediğimiz kimse olmadı. Bilmiyorum, Ozan sen ne diyorsun? Yani şöyle, aslında benim gelmesini istediğim ama artık fiziki olarak olmayacağı için vefat eden işte Mehmet, mesela Mehmet Hoca'yı davet etmek istedim. Mehmet Genç. Ha. Mehmet Genç'i mesela davet ettik. Kabul etti fakat işte hastalıktı, sonrasında işte vefat etti. Çağıramadık. Yani mesela çok çağırmak isterdi, konuşmak isterdi. Mesela öyle bir durum var. Ama onun haricinde ilk başlarda tabii sıkıntılıydı. Yani kendimizi anlatıyorduk falan. Sonrasında kime yazsam sağ olsunlar. Ya zaten biz biliyoruz, sahtanıza gerek yok. Yani her seferinde yazıyorduk gibiydi ama nihayetinde tanıyorlardı. Ve herkes programda olmaktan, programa gelmekten keyif aldı yani. O yüzden şeydi, rahatlık. Bu süreçte hani en iyi program şuydu dediğin bir şey var mı? Tabii çok hani sübjektif bir şey ama sence en iyi program hangisiydi? En keyif aldın? En keyif aldım. Yani mesela ben hep onu söylüyorum. Yani hepsi güzel ama bazıları biraz daha yukarıda kalıyor. Mesela Harun'la yaptığımız Müteferrika programı ben çok yani keyif alarak yapmıştım. Onun haricinde mesela başka ne var? Cemal Hoca ile yaptığımız iki program da çok güzeldi. Ondan sonra başka bilmiyorum, senin var mı aklında? Ya çok program var ama mesela benim açımdan en şaşırtıcı program Jack London'ın ölümünün 100. yıl dönümünde yaptığımız bir program.
Periskop'ta o güne kadar inanılmaz bir rakam, hatta bence Medyascope tarihinde de öyle bir rakam yok. Canlı yayında 116 bin kişi izledi o şeyi. Çünkü Periskop diye bir şey vardı o zaman. Evet. Ve bütün dünyaya prom etmişti. Biz yayından çıktığımız zaman... Periskop zamanından vardı. Evet, kameranın arkasındaki Servet aşağı koşarak geldi ve 116 bin kişi izledi arkadaşlar bu yayını diye şey yapıyor. Levent Cin Emre ile. O mesela çok şaşırtıcı bir şeydi. Onun dışında çok fazla yayın yaptık ve hepsi birbirinden iyiydi. Hiçbirisini diğerinden ayırmıyorum. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Peki yine birkaç yıl öncesinde hani ilk zamanlara bir dönmek istiyorum. Niye mesela Medyascope'da oldu bu iş? Ben yoktum o zaman Medyascope'da. Yani hikayede tam olarak bilmiyorum ama nereden çıktı yani Medyascope'da? Onu şöyle oldu. Biz ikinci veya üçüncü yayın evde yapıyorduk. Yani biz işte aynı şeyin Ruşen'in yaptığı gibi işte bir cep telefonu, bir ütü masası falan böyle amatörce başlamıştık. İkinci veya üçüncü yayında Ruşen beni aradı. Dedi ki ya sizi takip ediyorum, işte ben de bir platform kuruyorum, gelin burada devam eder misiniz? Tabii evde yapmaktan daha iyi yani, en azından bir stüdyonun olması falan. Gerçi o zamanlar çok stüdyoya da benzemiyordu. Portakal sandıklarıyla karanlık odalar. Evet, Servet sağ olsun onu çok şey yaptı. Yani Medyascope'a bu açıdan her zaman müteşekkirim. Kendi adımı öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman ne içeriye ne yapılan işe bir müdahale olmadı. Editoryal açıdan. İşte herhalde Ruşen'den sonra en eski yayın buydu yani. Sen nasıl yani Medyascope daha önce duymuş muyum mesela o kültür ve tarih sohbetleri? Siz kendi aranızda böyle yaparken. Ya, tabii. Biz o sırada yani mesela 2015'in yazıydı. O zaman Ruşen'i takip ediyordum ben. Şeylerini de görüyordum. Periskop yeni çıkmıştı. Periskop yeni çıkmıştı. Ben de yani nasıl yaparız falan diye sohbet falan mevzuları nasıl yaparız falan diye düşünürken gördüm. Yani aynı aslında aynı dönemlerde. Ama tabii Ruşen yani onların altyapısı farklı. O dönem şöyle bir şey vardı abi. Bu gezi olaylarından sonra böyle bir şey gazetecilik yani biraz böyle anlık gazetecilik. Zaten bu Periskop'u yazan kişi de işte bu gezi olaylarından falan şey yapmış. O Periskop gerçekten bir imkan olarak yani bir canlı yayın vesaire. Sonra zaten bunu YouTube aldı vesaire. Twitter aldı. İşte YouTube'da ama canlı yayın. Live stream her yere. Tabii. YouTube'da canlı yayın imkanları başladı. Şu oldu bu oldu. O açıdan yani Periskop. Ben mesela teknoloji özürlü bir adamım. O zaman benden epey genç. O zaten söyledi. Yani böyle bir şey var beraber yapalım falan diye. Yani gerçekten o dönem iyi bir imkan oldu. Ve birçok gazeteci sadece yani biz değil veya Ruşen değil birçok insan o yazılımı kullanarak işte bugüne kadar geldi. Artık herkes kendi stüdyosunu açıyor yani iyi kötü. Böyle bir macera oldu o da bizim için. Peki acayip bir külliyat oluştu tabii şimdi. Yani bizim YouTube kanalımız şimdi 360 tane programın hani kaydı var vesairesi var. Sizin bunun için yaptığınız hazırlıklar var. Kim bilir ne yani binlerce sayfada bir not aldınız. Notlar. Yani inanılmaz bir şeyler var. Okunan o külliyattan kitaplar. Bir şey olacak mı? O hani kaleme döktüğünüz şeylerden bir şey olacak mı? Düşünüyor musunuz? Yani şu anda öyle bir düşüncemiz yok. En büyük derdimiz şu anda bunları işte podcast problemimiz var orada bir bazı yayınlar kayboldu falan. Yani bütün yayınları podcast'a atmak istiyoruz. Yani sonuçta biz böyle 7-24 bu işlere şey yapan insanlar değiliz. Ozan da ben de çok çalışmak durumunda olan insanlarız. Ozan Kırklareli sınırından ben Kocaeli sınırından kalk buraya geliyoruz. Bayağı bir yol kat ederek geliyoruz. Tabii sen beton mikserinin altında kaldın ki. Evet. Bir de öyle kazalar geçirdi falan. O açıdan yani böyle işte kitaplaştıralım, onu yapalım, bunu yapalımdan daha ziyade belki bir işte podcast'i şey yapabiliriz. Yani büyük projemiz aslında birkaç böyle çok kritik yayına İngilizce altyazı girebilmekte. Onu beceremedik çünkü para bulamadık. Ona bir sponsorluk gerekiyordu. Yani bakkal İngilizcesiyle de o iş olmaz. Yani. Akademik bir İngilizceyle çevrilmesi lazım. Altyazı. Onu yapamadık. Durum böyle.
Vallahi çok teşekkür ediyorum ikinize de. Şimdi ufak da bir sürprizimiz var. İsmail getiriyor sürprizi. Bizim İsmail de böyle bizim kahrımızı çekelim sonra. Evet, sağ olasın. Keşke her zaman olsa da tamam, her zaman böyle zerre sert pastamız var. Vallahi. Sevgili seyirciler, size de ne diyeyim? Yani benim için tabii biraz buruk ama yani her biten şeyin ardından yeni bir şey de başlayacak. Mutlaka hani kültür ve tarih sohbetleri adıyla belki değil ama belki başka bir şeyle, yeni bir format, başka bir şey bulacağız. Bu özellikle bu niş alanda yayın yapmayı biz çok istiyoruz ve en iyi isimlerden ikisi de zaten Medyascope bünyesindeydi. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Sizi şimdi veda yayınıyla baş başa bırakıyoruz ama sizin de veda mesajlarınızı mutlaka videoya yazmanızı istiyoruz, yorumlara yazmanızı istiyoruz. Onlardan da bir haber yapmak istiyoruz ve sizlerin düşüncelerini, bu programla ilgili düşüncelerini herkese duyurmak istiyoruz. İyi seyirler.